Merhaba arkadaşlar. Kendimiz Leylandı'yı çoğaltamadık ama hazır aldık. Gördüğünüz gibi boyları 15-30 santim arası. Formları çok güzel. Limon Leylandı. Bunları bahçeye ekeceğim inşallah götürüp. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Daha önce bir video çekmiştim. Leylandı çoğaltma videosu diye. O leylandiler olmadı. Ben de hazır fide aldım. 100 tane fide aldım. Onları ektim. Sizlere göstereyim. Şöyle. Boyları 15 santimetre, 20 santimetre. Otun içinde kalmış. Ekerken köklerini toprağa iyice gömüyoruz. Gövdesi çok dışarıda kalmıyor. Yani o leylandileri yol kenarından budadım. Köklendirici kullanmadan köklendirmeye çalıştık. Olmadı. Ben de çitin dibine bu şekilde hazır leylandı aldım 100 tane. Onları ektim. Hepsi tuttu sayılır. Arada bir iki tane var tutmayan. Bunları ekeli 15 gün oldu. Şöyle durumları iyi. Yüz tanesini arkadaşlar 500 liraya aldım. Kargo dahil. Kendim çoğaltabilseydim çoğaltacaktım ama olmadı. Bunları yol kenarına ektim. Çitin dibine. Güller de sürgün vermeye başlamış. Eylül'ün sonundayız ama yine de sürgün veriyorlar. Buradan da karşıya kadar ekili. Buradan da şöyle boydan boya 45 metre boyunda ekili. Şu tutmadı bir. Yani 100 taneden bir tanesi neredeyse tutmadı. Diğerleri sağlıklı. Buraya bir kekik ektim. Şöyle durumları iyi. Burada suladıkça burada toprağın altında kalmış. Ama bu buradan çıkar. Bu da burada. Suladıkça şey de çıkıyor bu. Ekin, çimen neyse ot da çıkıyor.
Burada bir üzüm var. Antep karası. Bir de çekirdeksiz sarı üzüm ektim. Bu biraz hastalıklı gibi de. İnşallah düzelir. Şurada yeni filizleri var. Yani çitin baştan başa, boydan boya böylendileri ettim. Yani soran oluyor. Çoğaltılan leylendiler ne oldu diye. Olmadı. Hazır alıp ektik. Burası için çoğaltacaktım işte. Olmadı. Burada armut ağacımız var. Burada vişne. Burada karadut. Burada elma. Burada şeftali. Burada kiraz. Burada da şekerpare. Burada da şey vardı, badem. Badem üşüdü, kendine geldi, gelmedi, bir diye budadım. Seneye çıkarsa çıkacak inşallah. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.